Edgar Allan Poe, gammaz yürek. Evet, asabi. Hep çok, çok dehşetli asabiydim. Şimdi de öyleyim. Ama kim demiş deliyim diye? Bu illet duyularımı yok etmek, köreltmek şöyle dursun, daha da duyarlı kılmıştı. En çok da işitme duyumu. Yedi iklim, dört bucak her şeyi işitiyordum. Cehennemden pek çok şey işitiyordum. O zaman nasıl deli olabilirim ki? Şimdi kulak verin bana. Ve görün bakalım olan biteni baştan sona ne kadar doğru düzgün güzel güzel anlatabiliyorum size. Bu fikrin aklıma ilk nereden geldiğini söylemek olanaksız. Ama bir kez aklıma düştükten sonra bir daha da aklımdan çıkmadı. Hiçbir niyetim yoktu. Hiçbir garazım yoktu. İhtiyarı severdim. Bana hiçbir kötülüğü dokunmamıştı. En küçük bir küstahlığını görmemiştim. Altınları umurumda değildi. Galiba sorun gözüydü. Evet, oydu sorun. Bir gözü akbaba gözüne benziyordu. Üzerinde saydam bir tabaka olan uçuk mavi bir göz. Bana dikilmeye görsün, tüylerim diken diken olurdu. İşte o yüzden yavaş yavaş, ağırdan ağıra, ihtiyarın canına almaya, böylece o gözden sonsuza kadar kurtulmaya karar verdim. Efendim, mesele şu. Siz benim deli olduğumu düşünüyorsunuz. Deli dediğin hiçbir şey bilmez. Oysa beni bir görmeliydiniz. Ne kadar akıllıca davrandığımı, işe ne kadar temkinlilikle, ne kadar öngörülü, ne kadar gizlice koyulduğumu bir görseydiniz. İhtiyara hiç onu öldürmeden önceki hafta boyunca davrandığım kadar iyi davranmamıştım. Her gece, gece yarısı gibi kulbunu çevirip kapısını usulcacık açtım. Ah, çıt çıkarmadan. Sonra da kapıyı kafama sığacağı kadar aralayıp ışık vurmasın diye kapakları tümden kapatılmış bir hırsız fenerini odadan içeri uzattım. Ardından da kafamı içeri soktum. Ah, kafamı kapının aralığından içeriye ne kadar büyük bir maharetle soktuğumu görseniz gülmekten kırılırdınız. İhtiyarı uyandırmayayım diye kafamı odadan içeriye yavaşça, çok çok yavaşça uzattım. Kafamı kapı aralığından içeriye onun yatağında yattığını görebileceğim kadar uzatmam bir saat sürdü. Bir delinin kafası bu kadar çalışır mı? Sonra da kafam odadan içeriye iyice girince fenerin kapağını temkinlilikle araladım. Ah, hem de ne büyük bir temkinlilikle. Çünkü kapağın menteşeleri gıcırdıyordu. Ancak o akbaba gözünün üstüne incecik bir ışık hüzmesi düşünceye kadar araladım. Ve yedi uzun gece bunu yaptım. Her gece, gece yarısından hemen sonra ama göz her seferinde kapalıydı. O yüzden bir işe yaramadı. Çünkü beni çileden çıkaran ihtiyar değil, ihtiyarın kem gözüydü. Ve her sabah gün ağardığında cesurca odasına girdim. Ona içtenlikle adıyla seslenerek ve geceyi nasıl geçirdiğini sorarak hiç korkmadan konuştum onunla. Sizin anlayacağınız her gece saat tam 12'de uyurken ona göz attığımdan kuşkulanması için ihtiyarın aklımı okuyabilmesi gerekirdi. 8. gece kapıyı aralarken her zamankinden de temkinliydim. Bir saatin yelkovanının bile benim elimden hızlı hareket ettiği söylenebilirdi. O geceye kadar kendi becerilerimin ne kadar akıllı olduğumun hiç o kadar ayırdına varmamıştım. Zafer duygusuna kapılmaktan kendimi alamıyordum. Orada olduğumu, kapıyı usulcacık açtığımı ve onun gizlice ne yapacağından, aklımdan neler geçtiğinden zerre kadar haberi olmadığını düşününce hafifçe kıkırdayacak oldum. Belki de duydu beni, çünkü irkilmişçesine yatağında birden kıpırdadı. Şimdi o anda geri çekildiğimi sanabilirsiniz ama hayır, odası kapkaranlıktı, göz gözü görmüyordu. Çünkü hırsız girmesin diye kepekler sımsıkı kapatılmıştı. O yüzden kapının aralandığını göremeyeceğini anlamıştım. Kapıyı biraz daha, biraz daha açıyordum. Tam başımı içeri sokmuş feneri açıyordum ki baş parmağım teneke mandaldan kayınca ihtiyar yattığı yerden sıçrayarak bağırıverdi. Kim var orada? Kıpırdamadan, sesimi çıkarmadan öyle durdum. Bir saat boyunca put kesildim. Bu arada yeniden yatağına uzandığını duymamıştım. Hala yatağında dikilmiş, kulak kesilmişti. Tıpkı benim geceler boyunca duvardaki ölüm bekçilerine kulak verirken yaptığım gibi. Çok geçmeden bir inilti duydum. Ölüm korkusuna kapılan birinin iniltisi olduğunu anlamıştım. Canı yanan ya da kederli birinin iniltisi değildi. Yok, hayır. Dehşete kapılan bir ruhun derinliklerinden yükselen bir sızlanıştı. İyi bildiğim bir sesti. Pek çok gece, tam gece yarısı, dünya alem uykudayken can evimden yükselerek o ürkünç yankısıyla beni perişan eden korkuları daha da azdırmıştır. Evet, bu sesi çok iyi biliyordum.
İhtiyarın neler hissettiğini anlıyor, kıs kıs gülmekle birlikte ona acıyordum. Çıkardığım o hafif sesi duyup da yatağında döndü döneli uyumadığını biliyordum. Yüreğine düşen korku o andan beri gitgide büyüyordu. Korkusunun aslı astarı olmadığını düşünmeye çalışıyorsa da başaramıyordu. Kendi kendine rüzgarın bacadaki uğultusundan başka bir şey değil, odanın içindeki koşuşturan bir fare yalnızca ya da cırcır böceği bir cırcır etti işte deyip duruyordu belki de. Evet, böylesi tahminlerle yüreğini ferahlatmaya çalışmış olsa gerekti ama hepsi nafileydi. Hepsi nafileydi çünkü ölüm ona yaklaşarak kapkara gölgesiyle karşısına dikilmiş kurbanı sarıp sarmalamıştı. Ve kafamın odadan içeriye uzandığını, görmediği, işitmediği halde hissetmesini sağlayan ayırdına varamadığı o gölgenin dokunaklı etkisiydi aslında. Uzun süre büyük bir sabırla bekleyip de yatağına yeniden uzandığını duymayınca fenerde daracık, çok çok küçük bir yarık açmaya karar verdim. Böylece fenerin kapağını araladım. Bilemezsiniz ne kadar yavaşça, çıt çıkarmadan ta ki sonunda örümcek ağının iplikçiği kadar ince tek bir soluk ışın yarıktan dışarı vurup akbaba gözünün tam üstüne düşünceye kadar. Göz açıktı, ardına kadar, ona bakarken cinlerin başıma üşüştü. Tam bir açık seçiklikle görebiliyordum, üstündeki o tiksinç perde yüreğimi ürperten uçuk mavi bir göz. Ama fenerin ışığını içgüdüyle olsa gerek o kör olası noktaya yönelttiğim için ihtiyarın yüzünü de bedenini de göremiyordum. Sizin yanlışlıkla delilik sandığınızın gerçekte duyuların aşırı duyarlılaşmasından başka bir şey olmadığını söylemiştim ya. Şimdi de diyorum ki kulağıma alçak tek düze ivecan bir ses geliyordu. Sanki pamuğa sarılmış bir saatin tiktakları gibi. Bu sesi de çok iyi biliyordum. İhtiyarın kalp atışlarıydı. Trampetlerin sesi askerlerin cesaretini artırır ya, bu ses de benim öfkemi arttırıyordu. Yine de kendimi frenledim. Hiç kımıldamadan öyle kaldım. Nefesimi tutmuştum. Feneri hiç oynatmadan tutup ışığı gözün üstünden ayırmamaya çalıştım. Bu arada kalbin o asap bozucu atışı hızlanmıştı. Gittikçe daha hızlı, daha yüksek sesle atıyordu. İhtiyarın yüreği ağzına gelmiş olsa gerek, inanın her dakika daha da yüksek sesle atıyordu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Asebi olduğumu söylemiştim size. Öyleyim işte. Şimdi herkesin üzerine ölü toprağa serpilmiş gibi uyuduğu bu saatte, bu köhne evin ürküntü veren sessizliğine karışan bu kadar tuhaf bir ses, dizginlenemez bir dehşet salıyordu yüreğime. Yine birkaç dakika daha kendimi gemledim. Hiç kımıldamadan öyle kaldım. Ama kalp atışlarının sesi durmadan yükseliyor, yükseliyordu. Kalbi yerinden sökülecek gibiydi. Şimdi de yeni bir kaygıya kapılmıştım. Ses komşunun biri tarafından duyulabilirdi. İhtiyarın vadesi gelmişti. Birden cayırtıyı bastığım gibi fenerin kapağını ardına kadar açtım ve odadan içeri daldım. İhtiyar bir çığlık attı. Tek bir çığlık. O saat onu yere sürükledim. Ağır döşeyi de üstüne çektim. İşi bitirmiş olmanın sevinciyle gülümsedim. Kalp birkaç dakika daha boğuk boğuk atmayı sürdürdüyse de hiç umursamadım. Duvarın öbür yanından duyulacak değildi ya. Sonunda durdu. İhtiyar ölmüştü. Döşeği üstünden kaldırıp cesedi yokladım. Evet, kesin ölmüştü. Elimi kalbin üstüne koyup birkaç dakika orada tuttum. Atmıyordu. İhtiyar kesin ölmüştü. Göz artık huzurumu kaçıramayacaktı. Eğer hala deli olduğumu sanıyorsanız, cesedi gizlemek için ne kadar akıllıca önlemler aldığımı anlattığımda bu sanınızdan eser kalmayacak. Gece ilerliyordu. Elimi çabuk tutuyordum ama ses çıkarmadan. Önce cesedi parçaladım. Başı, kolları ve bacakları kestim. Sonra odanın döşemesindeki üç tahtayı söktüm ve parçaların tümünü alttaki kerestelerin arasına yerleştirdim. Sonra da döşeme tahtalarına hiçbir insan gözünün onunkinin bile bir terslik bulamayacağı kadar becerikli ve usturuplu bir biçimde yeniden yerlerine koydum. Silinip temizlenecek hiçbir şey kalmamıştı. Ne bir leke ne de bir kan izi. İnce eleyip sık dokumuştum. Bir leğen yetmişti hepsine. Ha ha. Bütün bu işleri bitirdiğimde saat 4 olmuştu. Ortalık hala zifir karanlıktı. Çan saat başını vururken sokak kapısının vurulduğunu duydum. Kapıyı açmak için aşağı inerken gönlüm ferahtı. Artık korkacağım bir şey yoktu ki. Kapıyı açmak için aşağı inerken gönlüm ferahtı. Artık korkacağım bir şey yoktu ki.
İçeriye giren üç adam kendilerini son derece efendice polis memuru olarak tanıttılar. Komşularından biri gece vakti bir çığlık duymuştu. Bir cinayet işlenmiş olabileceğinden kuşkulanıyorlardı. Karakola haber vermişti. Onlar da, yani memurlar, evde arama yapmakla görevlendirilmişlerdi. Gülümsedim. Korkacağım bir şey yoktu ki. Beyleri içeriye buyur ettim. Çığlığı rüyamda benim attığımı, ihtiyarın da köyüne gitmiş olduğunu söyledim. Ziyaretçilerimi evi baştan aşağı gezdirdim. Evi arayıp tarayabileceklerini, altını üstüne getirebileceklerini söyledim. Sonunda onları onun odasına götürdüm. İhtiyarın değerli eşyalarını gösterdim onlara. Hiçbir şey karıştırılmamıştı. Hepsi de yerindeydi. Kendimden emin olmanın coşkusuyla odaya birkaç iskemle getirdim. Orada oturup biraz soluklanmaları için ısrar ettim. Ben de kusursuz zaferimin verdiği cüretkarlıkla iskemlemi tam da altında kurbanın cesedinin durduğu yere yerleştirdim. Memurlar tatmin olmuşlardı. Halim tavrım onlara inandırıcı gelmişti. İçim çok rahattı. Oturmuşlar, ben şen şakrak yanıtlar verirken havadan sudan çene çalıyorlardı. Ama biraz sonra benzimin sarardığını hisseder oldum. Artık gitmelerini istemeye başlamıştım. Başım ağrıyor, kulaklarımda bir çınlama varmış gibi geliyordu. Ama kalkmak bilmiyorlar, hala gevezelik ediyorlardı. Kulaklarımdaki çınlama daha bir belirginleşti. Sürüp gidiyor ve gittikçe belirginleşiyordu. Ben de bu duygudan kurtulmak için lafı uzattıkça uzatıyordum. Ama çınlama sürüyor ve gittikçe belirginlik kazanıyordu. Sonunda birden anladım ki ses kulaklarımdan gelmiyordu. Artık betim benzimin daha da uçtuğundan kuşkum kalmamıştı. Ama çan çan konuşuyordum. Üstelik daha da yüksek sesle. Ne ki o ses yine de yükseliyordu. Elimden ne gelirdi ki? Alçak, boğuk, ivecen bir sesti. Pamuğa sarılı bir saatin çıkardığı sese çok benziyordu. Nefes nefese kalmıştım ama memurlar farkında bile değildiler. Gittikçe daha hızlı, daha hararetli konuşuyordum ama o ses de durmadan yükseliyordu. Yerimden kalktım, yüksek perdeden ve abartılı el kol hareketleriyle ipe sapa gelmez bir şeyler söyleyecek oldum. Fakat o ses yine de durmadan yükseliyordu. Neden kalkıp gitmiyorlardı ki? Adamların gözlerini benden ayırmamalarına cin ifrit olmuş gibi odanın içinde sert adımlarla gidip gelmeye başladım. Ama ses habire yükseliyordu. Aman tanrım, ne yapabilirdim ki? Küplere bindim, çılgınca bağırıp çağırdım, küfürler savurdum, oturduğum iskemleyi tutup sarsaladım, tahta döşemeler üstünde sürükledim. Ama o ses bütün seslerden baskın çıkıyor, durmadan yükseliyordu. Daha da yükseldi, daha da, daha da ve adamlar hala hoşbeş ediyorlar ve gülümsüyorlardı. O sesi duymuyor olabilirler miydi? Yüce Tanrım, yok, hayır, duymuşlardı, kuşkulanmışlardı, anlamışlardı, dehşete kapılmış olmamı alaya alıyorlardı. O sırada bana öyle gelmişti, hala da öyle geliyor ama bu azaptan daha kötü bir şey olamazdı. Bu aşağılamadan daha dayanılmaz bir şey olamazdı. Bu riyakar sırıtışlara daha fazla katlanamazdım. Avazım çıktığı kadar bağırmazsam ölecektim sanki. Ve işte yine kulak verin, ses yükseliyor, 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 yükseliyor. Aşağılık herifler, bırakın numara yapmayı artık. Ben yaptım, kabul ediyorum. Sökün tahtaları, burada, burada. Onun o tiksinç yüreğinin atışı burada, bu, diye haykırdım. Papazın Siyah Peçesi, Bir Mesel. Zangoç, Milford Kilisesi'nin avlusunda dikilmiş çanın ipine var gücüyle asılıyordu. Köyün ihtiyarları sokağın oradan iki büklüm geliyorlardı. Çocuklar yüzleri pırıl pırıl anne babalarının yanı sıra şen şakrak ilerliyor, kimileri de pazar giysilerinin gururu içinde ağırbaşlı bir edayla yürüyorlardı. İki dirhem bir çekirdek bekarlar güzel kızlara kaçamak bakışlar fırlatıyor. Sept gününün parlak ışığının onları hafta içinde olduklarından daha da güzelleştirdiğini geçiriyorlardı akıllarından. Kilisenin avlusu iyice kalabalıklaşınca zangoç gözünü muhterem Bay Hooper'ın kapısından ayırmadan bir kez daha çanın ipine asıldı. Papazın görünmesiyle çanın susması bir oldu. Zangoç şaşkınlık içinde ''O da ne, Aziz Wise Hooper'ımızın yüzünde ne var öyle?'' diye bağırdı. Zangoç'u duyan herkes hemen başını çevirdi ve ağır adımlarla dalgın dalgın kiliseye doğru gelmekte olan Bay Hooper'a baktı. Sanki Bay Hooper'ın kürsüsüne geçmek üzere gelmiş hiç tanımadıkları bir papaz vardı karşılarında. Büyük bir şaşkınlık içinde bir ağızdan fısıldaşmaya başladılar.
Grey Efendi Zangoca bunun bizim vaiz olduğundan emin misin diye soracak oldu. Bu hiç kuşkusuz bizim aziz Bay Hooper, Westbury'deki Wise Shot ile kürsü değiştireceklerdi ama Wise Shot dün bir cenaze merasiminde vaiz vereceğini bildirerek affını rica etti, diye yanıtladı Zangoç. İnsanların bu kadar şaşırmaları biraz ölçüsüz gelebilir. 30 yaşlarında beyefendi bir insan olan Bay Hooper hala bekar olmasına karşın sanki karısı yakalığına özene bezene kovalamış, hafta boyunca tozlanan giysisini pazar günü için paklamış gibi bir papaza yarışır biçimde temiz pak giyinmişti. Görünüşünde olağan dışı tek bir şey vardı. Bay Hooper alnından başlayıp bütün yüzünü örten, soluk alıp verirken hafifçe titreşen siyah bir peçe takmıştı. Daha yakından bakıldığında peçenin ağzı ve çenesi dışında yüzünün bütün hatlarını gizleyen, canlı ve cansız her şeye karanlık bir görünüm vermekle birlikte görmesini engellemediği anlaşılan iki kat tülden oluştuğu görülüyordu. Aziz Bay Hooper yüzünü örten bu kasvetli örtüyle ağır ağır ve sessizce, dalgın insanlarda sıkça görüldüğü üzere omuzlarını hafifçe düşürerek ve yere bakarak ilerledi. Ama kendisine hala kilisenin merdivenlerinde beklemekte olan cemaatini başıyla kibarca selamlamaktan da geri kalmadı. Gel gelelim herkes o kadar şaşkındı ki rahibin selamı karşılıksız kaldı. Zangoç, bana öyle geliyor ki bu tül parçasının arkasındaki Aziz Bay Hooper'ın yüzü değil sanki dedi. İhtiyar kadının biri aksak ayak kiliseye girerken hiç hoş değil, suratını örtünce korkunç bir şey olmuş çıkmış diye söylendi. Grey Efendi eşikten adımını atarken bizim vaiz aklını kaçırmış diye bağırdı. Kilisenin içinde Bay Hooper'ın başına olağanüstü bir şey geldiğine dair bir söylenti dolaştı ve bütün cemaati heyecana getirdi. Birkaçı başlarını kapıya çevirmekten kaçındıysa da pek çoğu ayakta durmuş başlarını doğruca kapıya çevirmişti. Bu arada birkaç oğlan tutunarak sıralara tırmanıyor, sonra korkunç bir şamatayla aşağıya atlıyordu. Rahibin kiliseye gireceği sırada görülen her zamanki sessiz bekleyişe hiç de uygun düşmeyen bir biçimde ortalık ana baba gününe dönmüştü. Kadınların uzun giysilerinin hışırtıları erkeklerin ayaklarından çıkan gıcırtılara karışıyordu. Ama Bay Hooper cemaatindeki tedirginliğin farkında değil gibiydi. Usulcacık içeri girdi. İki yandaki sıraları başıyla hafifçe selamladı. Cemaatinin en yaşlı üyesinin sıraların arasındaki yolun tam ortasındaki bir koltukta oturan beyaz saçlı piri faninin önünden geçerken eğilerek selam verdi. Bu muhterem insanın rahibin yüzündeki olağan dışılığının yavaş yavaş farkına varışını izlemek garibinize gidebilirdi. Bay Hooper basamakları çıkıp kürsüde görününceye kadar muhteremin kilisedeki şaşkınlığı paylaştığı pek söylenemezdi. Ta ki Bay Hooper cemaatinin karşısında yüzündeki siyah peçeyle belirene kadar. Bu esrarengiz perde bir an bile açılmamıştı. Mezmurları okurken soluk alıp verişiyle salınıyor, kitabı mukaddesi okurken onunla kutsal sözler arasına bir esrar perdesi gibi giriyor, dua ederken yukarı kaldırdığı yüzünü olduğu gibi kaplıyordu. Yoksa yüzünü seslenmekte olduğu Ulu Tanrı'dan gizlemek mi istiyordu? Bu basit bez parçası o kadar etkili oldu ki sinirleri zayıf birkaç kadın kiliseyi terk etmek zorunda kaldı. Ama rahibin yüzündeki siyah peçe cemaate ne kadar ürkütücü geliyorsa, beti benzi kireç gibi olmuş cemaat de rahibe neredeyse o kadar ürkünç geliyordu belki de. Bay Hooper iyi bir vaiz olarak tanınırdı ama hani o aman tanımaz vaizlerden değildi. Cemaatini cennet yoluna kitabı mukaddesten yıldırımlar yağdırarak değil de sevecen, inandırıcı sözlerle çekmeye çalışırdı. Şimdi vermekte olduğu vaizle her zamanki kürsü hitabetinin üslup ve tarzıyla aynı özellikleri taşımaktaydı. Ama ya bu vaizin aşırı duyarlılığından gelen ya da dinleyenlerin hayal gücünden doğan öyle bir şey vardı ki onu bugüne kadar vaizlerinin dudaklarından dökülen sözlerin en güçlüsü kılıyordu. Bay Hooper'ın mizacındaki o incecik hüzne her zamankinden daha gizemli bir hava veriyordu. Konu gizli günaha, en yakınlarımız ve sevdiklerimizden bile gizlediğimiz, hatta her şeyi bilen Yüce Tanrı'nın bulup ortaya çıkarabileceğini unutarak, kendi bilincimizden bile saklı tuttuğumuz iç karartıcı sırlara göndermeler içeriyordu. Sözlerinde kıvrak bir gücün soluğu geziniyordu. Cemaatin en masum genç kızdan en taş yürekli erkeğine kadar her bir üyesi vaizin ürkünç becesinin gerisinden içlerine sezdirmeden sokulduğu ve o güne kadar yaptıklarında ya da akıllarından geçirdiklerinden birikmiş günahları keşfettiği hissine kapılıyordu. Pek çoğu kavuşturdukları ellerini çözüp göğsüne götürmüştü.
Bay Hooper'ın söylediklerinde korku verici hiçbir şey, en küçük şiddet olmamakla birlikte onun kasvetli sesinin her titreşiminde dinleyenler de tir tir titriyorlardı. Bay Hooper'ın söylediklerinde korku verici hiçbir şey, en küçük şiddet olmamakla birlikte onun kasvetli sesinin her titreşiminde dinleyenler de tir tir titriyorlardı. Duygudaşlıkla taşıyan bu beklenmedik nahoş merhamet duygusuna huşu da eşlik ediyordu. Dinleyenler rahiplerinin bu hiç beklenmedik halinin etkisini o kadar iliklerinde duymuşlardı ki bir esinti çıksın da peçeyi aralasın diye içleri gidiyordu. O zaman Bay Hooper'ın şekli şemali, elini kolunu oynatışı ve sesi değişmese de peçenin altından bir başkasının çehresinin görüneceğine Handis'e inanıyorlardı. İnsanlar ayin biter bitmez o ana kadar bastırdıkları şaşkınlıklarını paylaşmak için yanıp tutuşarak ve siyah peçenin gözlerinin önünden gitmesiyle rahat bir nefes alacaklarının ayırdığında hiç de yakışık almayan bir itiş kakış içinde dışarı fırladılar. Bazıları küçük halkalar oluşturmuş, birbirlerine sımsıkı sokulmuş fısıldaşıyordu. Bazıları hiç ses etmeden derin düşünceler içinde bir başlarına evlerinin yolunu tutmuştu. Bazıları da bağıra bağıra konuşuyor, sept gününü hiçe sayarak kahkahalar patlatıyordu. Birkaçı sırrı çözebileceğini sezindirerek bilgiç bilgiç başını sallıyor, bir ikisi ise ortalıkta sır falan olmadığını, Bay Hooper'ın gece lambasının ışığında okumaktan gözleri zayıf düştüğü için bir siperliğe gerek duymuş olabileceğini ileri sürüyordu. Kısa bir süre sonra sürüsünün arkasından Bay Hooper da dışarıya çıktı. Peçeli yüzünü bir o gruba bir bu gruba çevirerek ak saçlılara saygılarını sundu. Orta yaşlıları, arkadaşları ve ruhani rehberleri olarak sevecen bir vakarla selamladı. Gençleri hem buyurgan hem de sevgi dolu bir edayla esenledi. Küçük çocuklara ellerini başlarına koyarak kutsadı. Sept günlerinde hep böyle yapardı. Yine de gösterdiği bu incelik garipseyen ve afallamış bakışlarla karşılandı. Hiçbiri daha önce olduğu gibi papazlarının yanında yürüme onuruna erişmeye yanaşmadı. İhtiyar köy ağası Sanders hiç kuşkusuz o anda birden unutmuş olacak ki papaz efendinin köye geldiğinden beri hemen her pazar yemeği kutsamasının bir alışkanlık olup çıktığı sofrasına Bay Hooper'ı davet etmedi. Dolayısıyla o da papaz evine döndü. Tam kapıyı kapatmak üzereyken başını çevirip insanlara baktı ve hepsinin gözlerini dikmiş kendisine bakmakta olduğunu gördü. Bay Hooper kapının ardında kaybolurken siyah peçenin altından ışır gibi olan hüzünlü bir gülümseyiş hala dudaklarında titreşerek dolaşıyordu. Kadının biri, ne kadar tuhaf, herhangi bir kadının şapkasına takabileceği sıradan bir siyah tül Bay Hooper'ın yüzünde korkunç bir şey olup çıkmış dedi. Kadının köyün hekimi olan kocası da Bay Hooper'ın aklından zor olmalı ama işin en tuhaf yanı bu garabetin benim gibi akl ermiş bir adamı bile bu kadar sarsmış olması. Bu siyah peçe papazımızın yalnızca yüzünü örtse de belli ki tüm varlığına etkilemiş, onu tepeden tırnağa bir hortlağa çevirmiş, sana da öyle gelmedi mi diye bir yorum yaptı. Gerçekten de öyle, onun da dünyada yalnız kalmak istemem, kendi başına kaldığında hiç korkmuyor mu acaba diye yanıtladı kadın. Erkekler bazen böyledir dedi kocası. Güneş davetkar gölgeler düşürecek kadar batıya erişmişti. Bir genç kız küçük bir tarlanın ortasında bir tınazın gölgesine uzanmış yatıyordu. Uzun bir süredir mışıl mışıl uyuyordu ama birden nereden geldiği belirsiz bir gürültüyle uyandı. Gözlerini açıp bir an bulutsuz göğe baktı. Esnedi, uzun kahverengi kollarıyla bacaklarını uzatarak tembel tembel gerindi. Sonra siyah saçlarına, kırmızı bluzuna ve çıplak bileklerinin yukarısında kalan mavi pazan etekliğine yapışmış samanlara aldırmaksızın yerinden kalktı. Anne ve babasıyla yaşadıkları ahşap kulübe uyumakta olduğu yeri çevreleyen çitin hemen ötesindeydi. Kulübenin ardında pamuk ekilen küçük bir tarla vardı. Daha ötede, tepenin yamacında uzanıp giden Teksas ve Pasifik demir yolunun çelik raylarının parıldadığı upuzun alan dışında her yer sık ağaçlarla kaplıydı. Kalin gölgeden çıktığında uzaklarda uzun bir yolcu vagonu katarı gördü. Birden durmak zorunda kalmış olmalıydılar. Onu uykusundan uyandırmış olan da trenin apansız durmasıydı. Anımsadığı kadarıyla daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. O yüzden ilk başta şaşkın şaşkın baktı. Lokomotifte bir arıza olmuş gibi görünüyordu. Yolculardan bazıları vagonlardan inmiş sorunu öğrenmek için lokomotife doğru gidiyorlardı.
bazıları da ağır adımlarla kalenin yaşlı, yamru yumru bir tut ağacının altında durup baka kaldığı yere, kulübenin oraya doğru geliyordu. Babası da katırını sıra sıra pamukların bitiminde durdurup sabanına dayanmış onlara bakmaktaydı. Gelenler arasında kadınlar da vardı. Bozuk yolda yüksek topuklu çizmeleriyle etekliklerini işveli bir edayla kaldırarak güçlükle yürüyorlardı. Şemsiyelerini omuzlarında döndürüyor, erkek arkadaşlarının besbelli gülünç sözlerine kahkahayı basıyorlardı. Kalin'le sohbet etmeye kalktılarsa da Fransız ağzıyla konuşan genç kızın söylediklerinden hiçbir şey anlamadılar. Adamlardan biri, güzel yüzlü bir delikanlı, cebinden bir eskiz defteri çıkarıp kızın resmini yapmaya başladı. Kalin ise elleri arkasında iri gözlerini adamdan ayırmaksızın hiç kımıldamadan duruyordu. Adam daha resmi bitirmeden trenden bir çağrı geldi ve hepsi birden telaşla oraya koştu. Lokomotif keskin bir çığlık atarak havaya tembel dumanlar saldı ve çok geçmeden insan yükünü alıp gözden kayboldu. Kalin o günden sonra kendini bir daha eskisi gibi hissetmedi. Karşıda her gün hızla gidip gelen vagon katarlarını yepyeni ve tuhaf bir ilgiyle izliyor ve bu insanların nereden gelip nereye gittiklerini merak ediyordu. Annesiyle babası bunu ona söyleyemediler. Bunun üzerine Kalin bir gün demiryolu boyunca kilometrelerce yürüyerek büyük su deposunun orada kalan yaşlı makasçı ile konuşmaya gitti. Evet, yaşlı makasçı biliyordu. O insanlar kuzeydeki büyük kentlerden geliyor, güneydeki kente gidiyorlardı. Adam kenti avucunun içi gibi biliyordu, muhteşem bir yerdi. Bir ara orada oturmuştu, şimdi de kız kardeşi orada yaşıyordu. Kalin gibi hoş bir kızın yemek ve temizlik işlerinde kendisine yardımcı olmasına, bebeklere bakmasına öyle sevinirdi ki, kentte Kalin'in eline ayda 5 dolar gibi bir para geçebilirdi. Böylece Kalin yeni bir pazen eteklik, pazar ayakkabıları ve yaşlı makasçının kız kardeşine kargacık burgacık bir yazıyla yazıp büyük bir özenle kapattığı bir mektupla kente gitti. Kadın yeşil pancurlu, 3 ahşap basamakla kaldırıma inilen sıvalı minik bir evde oturuyordu. Sokak boyunca bu evlerin yüzlercesine rastlamak mümkündü. Evlerin damlarında uzun gemi direkleri yükseliyor, dingin sabahlarda Fransız pazarının uğultusu duyulabiliyordu. Kalin ilk başlarda büyülenmiş gibiydi. Kentin gerçekliği karşısında tüm önyargılarını gözden geçirmesi gerekti. Makasçının kız kardeşi nazik ve kibar bir iş kadınıydı. Bir iki hafta sonra genç kızın kenti sevip sevmediğini sordu. Kalin kentten çok hoşlanmıştı. Pazar öğleden sonraları çocuklarla kocaman, heybetli şeker ambarlarının orada gezinmek, sonra sıkıştırılmış pamuk balyalarının üstüne oturup, Mississippi sularında bir gidip bir gelen görkemli buhar gemileri, zarif tekneleri ve şamatacı küçük römorkörleri seyretmek keyifliydi. Yakışıklı Gascon kasapların bu Arkadiyalı güzel kıza iltifatlar yağdırmak, küçük pazar buketleri sunmak ve sepetine avuç avuç lagnappe atmak için birbirleriyle yarıştıkları Fransız pazarına gittiğinde Kalin'in içi içine sığmıyordu. Bir hafta daha geçtikten sonra kadın Kalin'e hala hayatından memnun olup olmadığını bir kez daha sorduğunda genç kız artık o kadar emin değildi. Bir süre sonra kadın aynı soruyu bir kez daha sormaya kalkınca Kalin dönüp gitti, büyük sarı sarnıcın arkasına oturdu ve gözlerden uzak ağlamaya başladı. Çünkü artık biliyordu ki büyük bir istekle aradığı büyük kent ve büyük kentin kalabalıkları değil, o gün dut ağacının altında resmini yapan güzel yüzlü delikanlıydı.